Yani bu ekonomik şartlarda normal buluyorum genel olarak. Çok gözüme batmıyor şahsen. Şu an soğuk olduğu için biraz pahalı. Sonuçta bu boğaz, olmazsa olmazı. Bugün soğuk, biraz don sebzeler ama normal yani fiyatlar. Çalışamayanlar için çok zor bir durum. Ha, gönüllü istiyor Kerkeş. Çok çalışsın, evine götürsün. Salgın süreciyle birlikte hayat pahalılığı dayanılmaz bir hal aldı. Laf Sokak'ta ekibi olarak bugün ekonominin nabzının attığı yer olan pazar yerindeyiz. Bakalım Kayseri halkı pazar fiyatlarını nasıl değerlendiriyor? Pazar fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Uygun, çok da aşırı pahalı değil. Zaten çok bir seçenek yok, soğuk ya. Burası uygun, yani diğer pazarlara göre daha uygun. Sizce bunun sebebi nedir? Ya kış geldiği için şu an biraz düştü. Ara ara artıyor, bilemiyorum. Çok pazar takip etmediğim için tam fiyatları da bilmiyorum açıkçası. Pahalı buluyorum. Özellikle narenciye de çok pahalı. Portakal, mandalina çok pahalı. Yüksek buluyorum tabii ki. Yani alamayanlar, durumları iyi olmayanlar ne yapacak onlar için çok üzülüyorum. Biz yine çalışıyoruz çok şükür, alabilecek durumumuz var. Ama alamayanlara Allah yardım etsin. Yüksek. Kışa göre yani yüksek, evet yüksek. Alamıyoruz yani o kadar istediğimiz her şeyi. Yani şu aldıklarım 30 lira tuttu ya. Yani hiçbir şey yok bir de burada şu aldıklarım da yüksek. Maalesef. Vallahi bence hiç uygun değil. Hele ki şu dönemde hiç çok zor yani. Pazar fiyatları normal şartlara göre. Yani şu yaşanan don vesaire süreçlere göre pazar fiyatları normal. Şu an soğuk olduğu için biraz pahalı. Şu an pahalı. Vallahi normal. Yani kaç haftadır normal alıyoruz. Bugün soğuk, biraz don sebzeler ama normal yani fiyatlar. Öyle çok bir pahalı değil. Sebzesine göre tabii. Kaç haftadır marulu falan 4'e 5'e alıyoruz. Sürekli aldığımız için herhalde aynı fiyata normal geliyor ya da bize. Yani bu ekonomik şartlarda normal buluyorum genel olarak. Çok gözüme batmıyor şahsen. Sizce soğuk hava pazar fiyatlarını etkiliyor mudur? Tabii etkiliyor. Yani ürünler azaldıkça pazardaki fiyatlar da artıyor. Ama şu süreçte de normal geliyor. Hem pandemi hem bir anda soğuk geliyor. Bir geri gidiyor. Normal bence. İhtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Karşılıyoruz. Evet. Yani bütün herkes ihtiyaçlarını karşılıyor. Problem, sıkıntı olduğunu görmüyoruz. Hani pazarda da takip ediyoruz, görüyoruz. Karşılıyorum yani, çalıştığım için karşılayabiliyorum ama çalışamayanlar için çok zor bir durum. Karşılıyorum. Gelirim güzel, normal yani. Tabii ki de hayır. Yarısını alıyorsun, yarısını alamıyorsun. Çok zor. Pazardan mı? Evet, karşılıyorum. Genelde her hafta pazardan karşılıyorum ihtiyaçlarımı. Evet, karşılayabiliyorum. Halkın pazar fiyatlarına tepkisi nasıl? Halkın pazar fiyatlarına tepkisi normal, haklı olaraktan her şey çok pahalı. Ama bizimle bir alakası yok. Halde şu portakal 3804 lira. İçinden pespentesi çıkıyor, onu ayırıyoruz. 5 liraya satmaya çalışıyoruz. Satılmıyor, 4 liraya geri veriyoruz. Ama sonuçta bir asgari ücreti veya halkın geçimini düşünürsen çok pahalı. Fiyatı her zamanki bir tepki gösteriyorlar. Her zaman tepki gösteriyorlar ama yapacak bir şey yok. Peki sizce halk ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu? İhtiyaçlarını mecbur karşılayacak. Bir kilo almazsa yarım kilo alacak. Sonuçta bu boğaz. Olmazsa olmazı. Ama ve lakin gönül ister ki herkes istediği kadar alabilsin. Çocuklarını ne bileyim hiçbir şeyden mahrum etmeden onları yaşatabilmek ister. Ama ve lakin hayat şartları her yerde aynı ya. Ya karşılıyor da çok nadir, öyle fazla şey yapamıyorlar. Ha, gönüllü istiyor Kerkeş. Çok çalışsın, evine götürsün.